Herkese merhaba. Güzel bir diferansiyel denklemi var. Şöyle ki y eşittir dy bölü dx'in karesi. Bu durumda bu eşitliği sağlayan, bu denklemi sağlayan y ifadesinin eşiti nedir? Bakın burada dy bölü dx, y'nin x'e göre türevi demek. Yani y üssü demek. Bu sorunun çözümünü iki farklı yöntemle yapacağız. Birinci yöntemde y eşittir dy bölü dx'in karesi. Her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman dy bölü dx eşittir artı eksi karekök içerisinde y. İçler dışlar yaptığımız zaman dy bölü kök y yani dx ile kök y'yi yer değiştirdiğimiz zaman dy bölü kök y eşittir artı eksi dx. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafını integral aldığımız zaman integral dy bölü karekök y eşittir integral artı eksi dx. Şimdi bu eşitlikte arkadaşlar şurayı bildiğimiz bir fonksiyonun türevini eşdeğer kılmak için 1 bölü 2 ile çarpıyorum her iki tarafını. Yani integral dy bölü 2 kök y eşittir artı eksi integral dx bölü 2. Bakın bu 1 bölü 2 kök y. Bu kök y'nin türevidir. Dolayısıyla integral dy bölü 2 kök y. Kök y eşittir. Eşittir. Artı eksi dx bölü 2'nin integrali x bölü 2 artı c. Buradan y artı eksi x bölü 2 artı c'nin karesi olarak bulunur. c burada sabit sayı bir reel sayı. Yani e, bu şekilde tek bir e, y ifadesi elde edilmiyor. C'ye bağlı bir parametrik bir ifade var. Yani sonsuz tane y elde edilebiliyor. Farklı y elde edilebiliyor. İkinci yöntemde dy bölü dx'in y üssü olduğunu biliyoruz. Bu durumda aslında denklemimiz y eşittir, y üssünün karesi. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafının türevini aldığımız zaman y'nin türevi eşittir y üssünün karesinin türevi yani e, y üssü y'nin türevi demek yani y'nin türevinin karesinin türevi y üssü eşittir y üssünün karesinin türevi 2 çarpı y üssü çarpı y üssünün türevi yani y 2 üssü burada y üssüleri götürmeye çalışmayalım çünkü y üssü sıfıra eşit olabilir onun yerine ifadelerin hepsini bir tarafta toplayıp eşitliğin diğer tarafında sıfır bırakalım. Yani 2y üssü çarpı y2 üssü eksi y üssü eşittir sıfır. Burada y üssü parantezini aldığımız zaman y üssü çarpı 2y2 üssü eksi 1 eşittir sıfır. İki tane çarpım şeklindeki ifade sıfır eşitse her biri sıfır eşit olabilir. Dolayısıyla y üssü eşittir sıfır veya y2 üssü eşittir sıfır pardon 1 bölü 2 yani şu iki içerisini e, 0 yapan y2 üssü değeri 1 bölü 2'de dolayısıyla y2 üssü eşittir 1 bölü 2. İki farklı durum elde ettik. Şimdi y üssünün 0 eşit olması durumunda her iki tarafın integralini aldığımız zaman y'nin c gibi bir reel sayıya eşit olması gerekir. Sabit sayının türevi 0 olacağı için burada y, y üssü eşittir 0. Yani bu iki ifadenin her iki tarafın türevini aldığımız zaman şunu elde ediyoruz. Şimdi e, y eşittir c olması gerekiyor. Şimdi denklemde yerine koyacak olursak eğer, denklemimiz buydu. Y yerine c koyacak olursak, y üssü de sıfırdı. Dolayısıyla sıfırın karesi. Buradan c 0 elde edilir. Demek ki y c 0 eşitmiş. Şimdi y 2 üssünün 1 bölü 2 olması durumunda her iki tarafın e, ee, integralini aldığımız zaman y üssü eşittir x bölü 2 artı m. m burada sabit sayı bir reel sayı. Şimdi tekrar her iki tarafın integralini aldığımız zaman sol tarafta y kalır. Sağ tarafta integral x bölü 2 artı m dx. x bölü 2'nin integrali x kare bölü 4. m'nin integrali mx artı n gibi ikinci bir sabit sayı gelmiş oluyor. Yani Buradan da y'nin x kare bölü 4 artı mx artı n'ye işte olduğunu bulmuş oluyoruz. Bakın bu ifadeyle, bu ifadeyle şu ifade, bakın şu ifade aslında benzer ifadeler. Çünkü bunun karesini aldığınız zaman bakın burada x kare bölü 4 gelecek. Artı x'li bir ifade gelecek ve bir net sabit terim gelecek. Oysa burada da aynı şekilde bir x kare bölü 4 var. Bakın x'li bir ifade var ve aynı zamanda sabit bir terim var. Evet, e, bu şekilde bu ilginç, hoş diferansiyel denkleminin çözümünü iki farklı yöntemle yapmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.